Meyve suyu, meyvenin suyu değildir. Meyve suları ciddi anlamda ağır metal içeriyor. Stres çağımızın vebası. Bir şey alışkanlık kazanmak istiyorsanız 21 gün kuralı yeterli. Ama bir şey yaşam tarzını getirmek istiyorsanız 90 gün. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sağlık programı bence çok güzel oldu. Ben de sizinle buluşacağım diye artık dikkat etmeye başladım. Çok güzel konular konuşacağız. Şekeri bırakmak istiyorum inşallah. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi başlayalım geçelim isterseniz. Maksimum haftada bir. Tamam. Muhammed Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi tüm ofisin de merak ettiği bir soruyla, bir konuyla başlamak istiyorum. Şeker konusu çok gündemde. Herkes konuşuyor işte şu kadar kullanın, bu kadar kullanın. Siz bize bir şeker ne diye anlatır mısınız şeker çeşitlerini? Evet, şeker aslında bir karbonhidrat. 6 karbonlu bir yapısı var. Vücudumuzda 3 ana besin maddesi bulunur. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Aslında vitaminler, mineraller, sodyum, potasyum bunların hiçbirinin bir besin değeri yoktur. Besin değeri olan bu üçüdür. Bu üçünden karbonhidratlar zamanla aslında bu Amerikan keşfine dayanıyor bu süreç. Karbonhidratlardaki bu şekerin glukoz, fruktoz dediğimiz şekerin zamanla rafine edilerek çıkarılması ve bu tatlı hissin insanların bir şekilde kullanmaya devam etmek istemesi, tatlılara katması ve şeker miktarının artmasıyla, endüstriyle beraber şeker miktarının artmasıyla bunlar çeşit çeşit tatlar üretilmesi, her kahvenin yanına bir şekerli ürün konması zamanla bunun bir bağımlılık haline gelmesine neden oldu. Şeker aslında bir besin maddesi ve vücudumuza yakıldığı zaman açığa ATP dediğimiz enerji ürünleri çıkaran bir molekül. Peki hocam glukoz, fruktoz dediniz. Fruktozun meyvelerde bulunduğunu biliyoruz. Bu ne oluyor, fazlası zarar mı? Aslında glukoz ve fruktoz birbirine çok yakın özellikle. Glukoz, fruktoz ve galaktozlar. Bunlar monosakarit dediğimiz tekli şeker. Yani tek bir şeker molekülünden oluşuyor. Üçü de şeker. Glukoz, galaktoz ve fruktoz. Şimdi insanlar hep glukozu bilirler, fruktozu da şuruplardan bilirler. Fakat meyvedeki madde sükrozdur. Glukoz artı fruktoz bir araya geldiğinde sükrozu oluşturur. Bu bir meyve şekeridir. Glukoz artı galaktoz bir araya geldiğinde laktozu oluşturur. Bu da bir süt şekeridir. Çok miktarda glukoz bir araya geldiğinde bu bir kompleks karbonhidrattır. Polisakkarit deriz buna. Bu da nişastayı oluşturur ve glikojeni oluşturur. Aslında bunların hepsi bir şeker ve şeker türevi. Şeker türevi değil de şekerin birleşmesi oluşmuş maddelerdir. Nişasta ve glikojen depo ürünleridir. Diğerleri ise tekli formda dışarıdan alınabilen ürünlerdir. Yani şeker dediğimiz şey karbonhidratların basit hale getirilmiş tekli bileşen hale getirilmiş ve ağızda direkt tatlı hissi veren bir maddedir aslında. Şey dediniz, nişasta. Bunlar mısır şurubu olarak da geçiyor. Özellikle paketli ürünlerde aldığımızda görüyoruz. Paketli ürün yemeyi ben de çok seviyorum. Evet, aslında nişasta zararsız bir ürün değil. Nişasta şöyle, polisakkarit diyoruz. Çok miktarda şeker molekülünün bir araya gelmesiyle oluşturduğu kompleks bir madde. Yani ki biz toprağa bir tohum ekliyoruz ve bu tohum zaman içerisinde çıkıyor, büyüyor. Biz buna sadece su veriyoruz. Dışarıdan herhangi bir şey almıyor. O an bir ışık almıyor. O tohumun yeşillenmesine, filizlenmesine kadar geçen sürede kendi enerjisini kullanır. Ve bu içerisindeki nişastadır. Aslında nişastanın amacı bitkinin kendisine yetmesini sağlamaktır. Fakat tamam, nişasta orada bitki için gerekli. Aynı zamanda biz dışarıdan aldığımızda mesela bir patates, nişasta depostur aslında. Ama lifleriyle, içerisindeki potasyum ile mineralleriyle beraber aldığımız ve kompleks halde aldığımız için bize ciddi bir zarar olmaz. Ama biz nişastayı tutup tüm alt ürünlerine yani glukoza kadar, fruktoza kadar yıktığımız zaman ortaya tekli karbonhidratlar dediğimiz şeker ürünleri çıkıyor. Bu oldukça zararlı oluyor. Nişasta bazlı şeker demek, nişastanın parçalanmasıyla ortaya çıkarılmış şeker ürünleri demektir. Buna glukoz şurubu denir, fruktoz şurubu denir, farklı isimleri vardır. Peki rafine şeker ve pancar şekeri var. Bunlar sağlıklı mı ya da şeker yiyebilir miyiz? İnsanlara şöyle değişik bir algı oluyor. Pancarı yiyebilirsiniz. Pancar inanılmaz sağlıklı bir gıdadır. Pancar suyu tek başına tansiyon düşürücü etkisi vardır. Ama pancarı tutup rafine ettiğiniz zaman ya da bu şeker kamışı için de geçerli. Yani biz bir şekilde o şekeri tekli hale getirip ya olay şey değil. Hani ben alayım bundaki şekeri kullanayım değil. İnsanların pancarı rafine hale getirmesindeki neden? O tat hissini vermesi. Biz şekerin içerisindeki enerjiden faydalanmak için tüketmiyoruz. Şekeri tat vermesi için kullanıyoruz. O yüzden şeker zararlı diyoruz. Yani aslında pancar oldukça sağlıklı bir ürünken onun rafine hale getirilmesi, içerisindeki şekerin açığa çıkarılması yani kristal şeker haline getirilmesi onu zararlı yapıyor. Olay pancar olması bir şeyi değiştirmiyor. Kendimizi kandırmayalım. Aynen öyle. Hani bazen derler doğal pancar şekerinden üretilmiştir. Evet. Rafine şeker. Aynen bu da bir şekerdir. Bu isimlere kanmayalım o zaman. Kesinlikle öyle. Hani bunlar glukoz ve fruktoz şuruplarından daha iyi midir? Daha iyidir. Çünkü glukoz fruktoz şurupları oksidandır. Vücutta oksidasyonu enflamasyon neden olurlar. Tehlikelidir. Ama bunlar
oksidasyona hızlı bir şekilde neden olmasa bile birçok şeye neden olabiliyorlar. O yüzden bunlar da bizim için riskli maddelerdir. Olay pancardan olması bunu masum kılmıyor. Bir de hocam bizim ofiste de bu ara çok konuşuluyor. Hatta bir arkadaşımız sürekli onu kullandığını söylüyor. Stevia şeker. İşte bir bardak şekere o şekerden bir kaşığa denk geliyor gibi. Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Aynen öyle. Stevia'nın kalori içeriği yok. Stevia bir bitki aslında. Ve şeker tadı veriyor. Yani bir tatlı tat veriyor. Biraz da mayhoş bir tadın olduğunu söylerler. Fakat Stevia'daki handikap şu. Aslında bu sakkarinler dediğimiz tatlandırıcılara alternatif olarak çıkarılmış bir ürün. Stevia'lar. Tamam, şeker içeriği yok, kalorisi yok, evet. Fakat vücutta sonuçta bu bir tatlı hissi. Ya bu tatlıya bağımlılık oluyor. Beyindeki ödül merkezini uyarıyor. Vücut onu da anlayıp istiyor yani. Kesinlikle öyle. Yani siz sürekli stevia kullanan birisi stevia bağımlısı oluyor. Stevia yok mu o an ortamda? Bu sefer şeker kullanmaya başlıyor. Yani biz bu hissi yenmeye çalışıyoruz. Beyinde sürekli adeta sigara bağımlılığı gibi şeker bağımlı oluyor. Şeker direkt ağızdan tat duyusu olarak yani etkilenebilen, direkt tat duyusu veren bir şeydir. Mesela süt, laktoz vardı işte. Normalde sütü içtiğinizde ciddi bir şeker tadı almazsınız. Ama hani derler ya laktozsuz süt. İşte laktaz enzimi eklenmiş, içindeki laktoz glukoz ve galaktoza dönmüştür. O daha tatlıdır. İnsanlar laktozsuz süt içiyorum derken aslında onun içindeki iki taneli şeker, yani disakarit dediğimiz iki şekeri tekli şekere düşürmüş halini seviyorlar. Çünkü ağızda direkt şeker tadı veriyor. Yani olay bu. Ağızda şeker tadına bağımlılık. Tat bağımlı aslında bu. Bu o zaman tatlandırıcılarda da geçer. İşte benim anneannem de şeker atmayayım, şeker hastası. O tatlandırıcılardan birazcık atayım gibi. Şeker hastaları için şöyle bir handikap var. Onlar da artık şekere karşı tolerans hiç kalmadığı için pankreas artık işlemez hale ve insüline karşı çok ciddi direnç olduğu için yani vücutta insülin de kalmadığı için hiç olmazsa yani şeker atacaksa onun yerine sakarinli tatlandırıcı atsın diyebiliyoruz. Ama hiçbir zaman bu rutine binmemeli. Yani işte şeker hastalarına uygun reçel. Çok saçma. Hani ben reçel tüketeceğim ama şekersiz değil sakarinli olan tüketeceğim. Sakarin, asesülfam K bu tür tatlandırıcılar oldukça toksiktir. Metabolik sendroma ilişkilidir ve özellikle çocukluk çağı obezitesiyle ilişkilendirilmiştir. Yani tatlandırıcıların hiçbiri masum değil. Stevia'nın durumu biraz ayrı. Stevia vücuda herhangi bir oksidasyona neden olmaz. Zararlı bir yan etkisi yoktur. Fakat şeker bağımlılığından kurtulmamız gerekiyor. Stevia bunun önüne geçiyor. Peki hocam şimdi çok kötü bahsettik hep şekerden. Hani faydası zararı gibi anlatsak ne vardır faydası zararı? Şimdi şöyle. Aslında şekerin faydalarından ziyade karbonhidrattan bahsetmek lazım. Karbon hidrat yani karbon ve hidrojen ve oksijen moleküllerinden oluşan bu moleküller Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günlük diyetimizin hala %30 ile 40'ını oluşturmalıdır. Fakat karbonhidrat eşittir şeker değil. Her şeker bir karbonhidrattır ama her karbonhidrat bir şeker değildir. Bu ne demek? Patates yersiniz bir karbonhidrattır. Avokado yersiniz içerisindeki karbonhidrat oldukça sağlıklıdır. Çünkü sebze meyveler aracılığıyla alınmıştır. İçerisinde lif maddesi de vardır. Fakat karbonhidrat bizim eşittir şeker anlamına gelmez. Neden? Mesela tahılları tüketirsiniz %30'u 40'ı karbonhidrattır. Bunlar kompleks karbonhidratlardır. Kompleks eşittir iyi karbonhidrat demektir. Basit karbonhidrat eşittir zararlı karbonhidrat demektir. Biz basiti seviyoruz. Biz basiti seviyoruz. Biz tadı seviyoruz. Yoksa tahılların yani 1/3 karbonhidrat. Hı. Mesela çiğ tohumu diyoruz. Kinoa diyoruz, keten tohumu diyoruz. Bunların aslında 1/3 karbonhidrat. Tamam lif içeriği yüksek, tamam içerisindeki protein ve faydalı yağlar da yüksek fakat hala büyük bir kısmı karbonhidrat. Bunlar zararlı değil, bunlar kompleks karbonhidrat. Bunlar vücutta bir anda kana karışıp kan şekerini yükseltip insülin direnci neden olmazlar. Fakat ağızdan aldığımız şeker, özellikle basit şekerler bir anda kana karışır, insülin seviyesini yükseltir ve hastalıkları başlatır. Bir şeyi bırakmak için işte 21 gün üst üste yemezseniz bırakırsınız diyorlar ama şekerde bu konu biraz farklı. İşte ne yapsam bırakamıyorum diyoruz. Bu nasıl bir durum sizce? Onunla ilgili yapılmış bir çalışma var. Bir şey alışkanlık kazanmak istiyorsanız 21 gün kuralı yeterli ama bir şeyi yaşam tarzına getirmek istiyorsanız 90 gün. Bak, 21 90 gün bilmiyorduk. Evet 21 gün aslında yeterli değil. 21 gün boyunca şeker tüketmediğinizde yani her an şekeri arama hissiyatınız kaybolabilir. Fakat şekeri gördüğünüzde, tatlıyı gördüğünüzdeki o yoksunluk sendromlarınız tekrar canlanabilir. Bunun için kritik süremiz 3 ay. İnanın 3 ay sonra artık şeker canınız istemeyecek. O beyindeki ödül merkezi artık uyarılmayacak ve canınız sürekli ortamda bir tatlı mı gördü? Sürekli tatlı çekmeyecek. Bir de şöyle bir durum var. Aslında bu yaşam tarzımızın düzensiz olmasına kaynaklanıyor. Bizim şeker ihtiyacımızın nedeni vücudumuzdaki stres. Yani strese karşı sürekli maruz kaldığımız için gün içerisinde ve
dengeli bir öğünümüz yoksa vücudumuz bir şekilde bu stresi yenmek için bir ödül arayacaktır. Her zaman için vücuttaki mekanizma böyledir. Bir şeylere baş ettiğinde bir ödül vermeniz gerekir vücuda. Yanı başımızdaki ödül kaynağı şekerdir. Kimine göre sigaradır, kimine göre kahvedir. Kahve faydalıyken sigara ve şeker zararlıdır. Yani olay beyindeki ödül mekanizmasını hareketlendirmemekten geçiyor. Zamanla buna alışmalıyız. Şimdi kahvaltının da önemini biliyoruz. Kahvaltıda işte portakal suyu içelim, meyve suyu içelim diyoruz. Meyve yemekle meyvenin suyunu içmek arasındaki farkı, oradaki şeker oranını soracağım. Aslında şeker oranı aynı ama kesinlikle aynı şeyler değil. Hı hı. Meyve suyu toksiktir. Meyve suyuyla ilgili yani özellikle benim sosyal medyada kullandıktan sonraki hı hı. en fazla gündeme aldığım içecekler meyve sularıdır. Meyve suyu. Çünkü isminde meyve ismi geçiyor. %100 doğal yazıyorlar bir de hocam kutuya. Katkı aynen maddesi öyle. Yok yazıyorlar. İnsanı cezbediyor. %100 doğal mı? Olabilir. Ama doğal olması pancar şekerinde olduğu gibi doğal olması onun vücut için olumlu olduğunu göstermiyor. Bir kere biz meyveden alabileceğimiz hiçbir lifi alamıyoruz. Hiçbir lif alamıyoruz oradan. Ve geriye sadece ama sadece meyvenin tadı eklenmiş bir su ve geriye o tat dediğimiz şeker kalıyor. Yani geriye kalan şey sükroz. Sükrozu da biz hızlıca vücutta yıkıp şekere dönüştürüyoruz ve güzel bir tat alıyoruz. Ama meyveyi meyve olarak yediğiniz zaman onun lifini de alıyorsunuz. Onun minerallerini de alıyorsunuz. Yani olay sadece meyvenin suyu olması değil. Meyve suyu meyvenin suyu değildir. Fakat şöyle bir durum var. Mesela hani tam sıkı meyve suları. Mesela sıkılmış bir portakal suyu. Erken tüketilirse C vitamini oranı normal bir meyve ile hemen hemen aynıdır. Peki şeyi soracağım çok kısa. Bir bardak meyve suyu için işte en az 3-4 portakal sıkmamız lazım tam dolması için. Onun o zararı olur mu? 4 portakal bir anda yiyebilir misiniz? Yiyemezsiniz. Yiyemezsiniz. Ama 4 portakalın sıkılmış suyunu içebilirsiniz. Çünkü kolaydır. Bir de şöyle bir şey var. Bizim önerimiz günlük 2 porsiyondur meyve. Ve meyvenin çeşitlendirilmesi lazım. Bir gün portakal yiyin, bir gün elma yiyin, muz yiyin, avokado yiyin, orman meyvelerini yiyin, yaban mersini yiyin, çilek yiyin. Bir anda sıktığım portakal suyunu 4 tane, orada C vitamininden ziyade onun şekerle uğraşırsınız. Evet. Yani lifleri de geride kalmış olur. 4 portakal yemek ile 4 portakalından üretilmiş bir portakal suyunu içmek aynı şey değildir. Tamam sabahların vazgeçilmezi olabilir evet. ama portakal suyuyla ilgili toplumun ciddi bir aksiyon alması gerekiyor. Ve meyve suyuyla ilgili söylemek istediğim bir şey daha var, evet. ağır metal. Özellikle çocuklar üzerinde toksik etkisi var. Meyve sularının, hatta Amerika'da bununla ilgili yeni bir aksiyon alması gündemde. Meyve suları ciddi anlamda ağır metal içeriyor ve bu çocukların gelişimi üzerine oldukça olumsuz etkili. Çocuklarımızı meyve sularından uzak tutmalıyız. Yapılmış çalışmalar var. Günde 200 mililitre ile başlayan yani tek bir meyve suyu ile bile çocukların gelişme geriliği, beyinsel olarak gelişme geriliği, sorun çözme kapasitesi ve ergenlik dönemine girerkenki o aksiyonları ciddi bir şekilde bozuluyor. Yani bir bardak meyve suyu bile, özellikle endüstriyel meyve suları için evet. söylüyorum, zararlıdır. Hocam haftada bir tatlı yesem ne olur diyenler oluyor sizce. Siz buna ne dersiniz? Çok ya da işte çayı şekersiz içiyorum, yanında bir tabak tatlı yiyeyim. O iyiymiş. Aslında şöyle bir aksiyon almak lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün şekerin üst sınırını belirlediği bir önerisi var. Şekerin üst sınırı erkekler için 45, kadınlar için 35 gram günlük. Günlük. Aynı öyle. Yani diyor ki bu miktara kadar şeker tüketimi sizin için zararlı olmayabilir. Vücut bununla baş edebilir. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün unuttuğu bir şey var. Şekerin bağımlılık yapıcı özelliği. Onlar direkt şekerin metabolik etkilerine göre yorum yapıyor olabilirler. Ama şekerin bağımlılık yapıcı özelliği, hani sigarayı bırakmış birinin tek dal sigara içmesi gibi. Tam onun bir zararı olmayabilir. Az şekilde bir tane içiyorum belki diyecek. Aynen öyle. Ama zamanla artabilir. Yani bu etkiden dolayı biz şekeri sevmiyoruz. Yoksa haftada bir, yani gayet iradeli birisi, özellikle bir süt tatlısı tüketebilir. Gerçekten problem olmaz. Ama şeker bağımlılığı kapıda dikkat edilmesi lazım. Siz hep şekere karşısınız gibi şimdi. Ben hiç yemeyelim mi? Şeker aslında şöyle, hani arada bir arkadaş ortamındasınızdır, birinin çok özel bir arkadaşınızın doğum günüdür, bir yaş pasta kesilmiştir. Yani ben buna karşı değilim. Hayatı tamamen söndürmeye odaklanmış biri değilim. Ama şekerin hayatımıza çok yaygın bir şekilde yer ettiğini görüyorum. Daha bugün poliklinikte gördüğüm hastaların nasıl bir kötü yaşam tarzıyla ve ikinci bir durum daha var, stres. Stres çağımızın vebası. Strese baş etmek için sürekli şeker tüketiyoruz. Farkında değiliz, sürekli hamur işleri tüketiyoruz, atıştırmalıklar tüketiyoruz. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Kısır döngüye giriyor artık. İnsülin hızlı çıkıyor, kan şekeri hızlı düşüyor, elimiz ayağımız titriyor bu sefer. Evet. Daha fazla canımız şeker çekiyor. Bu kısır döngüden çıkmamız gerekiyor. Yani poliklinikte gördüğüm hastaların neredeyse yarıya yakınında şekerle ilgili ciddi bir ya intolerans, ya şekerle ilgili insülin direnci görüyorum. Ve bunun kalp damar hastalıklarına nasıl zemin hazırladığını görüyorum. İnsanları yıllarca yağlardan korkuttular. Sağlıklı yağlar diye margarinleri ürettiler. Hidrojenle doyulmuş trans yağları ürettiler. Aslında zeytinyağı
oldukça besleyici ve oldukça tedavi edici özelliklere sahip. Biz yağlı ve proteinli özellikle sağlıklı bir bireyde karşı değiliz. Biz şekere karşıyız. O zaman şeker kadar mutlu edecek bir şeyler önerin desek yediğimizde ne söylersiniz? Şekerin yerini tutabilecek var mı? Çok şey var. Öncelikle şunu söylüyorum. Şeker açlığını yenmek için hastalarımda da bunu söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka vücudu aralıklı strese sokmak lazım. Vücudu strese sokup sonradan bu stresin geri çekilmesiyle endorfin, serotonin ve dopamin salgılamasını sağlamak lazım. Bunun en iyi yolu egzersizdir. Ve biz buna hormez isteriz. Bu aslında kontrollü stresin vücudu bir nevi terapi yapması, bir nevi vücudu tedavi etmesi anlamına gelir. Soğuk duş aslında bir hormezistir. Bir tedavidir aslında. Mesela stresin olmaması değil, stressiz bir dünyada, kimse steril şartlarda yaşamıyor. Hepimizin yoğun bir şekilde strese maruziyeti var. Önemli olan bunu yönetebilmek. İyi bir uyku düzeni. Uykusuz kalan birinin vücudu sürekli olarak ödül isteyecektir. Bu uykusuz kalmanın bir bedeli olacaktır ve vücut bunun karşılığını almak isteyecektir. En iyi kaynak şeker ve sigara. Ve gün içerisinde sık sık kahve tüketimi. Kahve bir yere kadar önerebiliyoruz. Ama şeker bizim için problem. Şekerin direkt yerini alan bir şey yok. Burada şöyle bir durum var. Hocam şeker gitti, kahvenin yanında ne içeceğiz? Vücudumuz bir süre sonra şekeri istemeyecek. Çayın yanında da öyle hocam, işte bir bisküvi koyalım, bir kek koyalım, böyle bir yancı arıyor gibi. Evet. Ya da yancı için mi çay içiyoruz, kahve içiyoruz? Aslında öyle. Hani kahve dükkanlarına gidersiniz, yani kahveden çok kahve, orada bir barista, bir de kahve makinesi. Basar tuşa, size kahveyi verir. Evet. Ama o tatlılar muazzam, yani renk renk, hani göze güzel geliyor. Ve kahveden çok onun bir cazibesi var. Evet. Ama burada bu cazibeden kurtulmak için öncelikle bir karar almak lazım. Vücutta hiçbir şey bir anda olmuyor. Vücut agresifliğe gelmez. Yavaş yavaş. Şeker tüketimi bir anda sıfırlamak mümkün değil. Ama olabildiğince azaltmak lazım. Önce çayla mı başlarsınız? Önce meyve suyuyla mı başlarsınız? Bir de olay sadece şeker değil. Basit karbonhidratlar, hamur işleri. Hamur işleri de vücutta hızlı bir şekilde şekere dönüşür. Benzer hisleri sağlar. Ya da önce hamur işlerinden başlayabilirsiniz. Yani bir anda ben şeker bağımlılığını kaldırıp attım ortadan, hayatımdan şekeri çıkardım. Yan etkisi olur. Daha agresif şeker tüketimiyle karşılaşabilirsiniz. Olabildiğince yumuşak bir şekilde ilerlemek lazım. Bir süre sonra vücudunuz artık şekeri istemeyecek. Hani derler ya zift gibi kahve. Zift gibi kahveyi sevmeye başlayacaksınız. Aslında bu işin yolu bu. Yani şekerin direkt yerine geçebilecek bir madde yok. Şeker vücudumuz için bir ödüldür. Ödül de her zaman verilmez. Hocam bu kısımda takipçilerimizin merak ettiklerini soruyoruz. İlk sorum, duygular gerçekten kalpte mi yaşar? Duygular kalpte yaşamaz. Bilinçaltında ve beyinde yaşar ama duygular kalbi etkiler. Her duygu kalbi etkiler. Kalp her şeye hassas bir organdır. Her duygudan etkilenir. Hocam çok uyuyorum, neden diye sormuşlar. Hani çok uyumama rağmen bir de yorgun uyanıyorum. Yetmiyor uyku bana. Şimdi eğer ki 7 saat uyku bir bireye yetmiyorsa onu biraz araştırmak lazım. Uykuyu kalitesini etkileyen bazı faktörler var. Mesela saat kaçta uyuyor? Gece 3'te uyuduktan sonra isterse sabah 11'de uyansın, her zaman yorgun uyanacaktır. Çünkü gece saat 12'den sonra ayakta kalmak uyku kalitesini düşürür. Uykudan önceki faktörler önemli. Çok yoğun bir süre ekrana bakılmışsa ya da gün içerisinde yoğun geçen bir günün ardından uyku öncesi dinlenmeler yapılmamışsa, bir kitap okuma gibi, bir ılık duş gibi, ekranın kapatılması, ışıkların kısılması, bir müzik dinleme gibi, bir sohbet muhabbet gibi. Bunlar olmadan direkt işten gelip yatağa yatıldığında uyku öncesi dinlenmenin eksikliği anlamına gelir. Bu da uyku kalitesini etkiler. Bir de son olarak spor yapıyorum ama sağlıklı beslenmeyi çok sevmiyorum. Bu durum nasıl olur gibi bir şey. İyi beslenmeyle taşlandırılmamış bir egzersizin faydası minimumdur. Elbette egzersiz faydalıdır ama siz egzersiz yaptıktan sonra protein ve karbonhidrat oranınıza dikkat etmeden spor yapıyorsanız orada yakacağınız şeyler yağlardan ziyade kaslarınız olabilir. Mesela spor yapacağım, kilo vereceğim ama hiçbir şey demeyeceğim. Bu makul değil. Olabildiğince egzersiz, mesela ağır bir egzersizse, ciddi yoğunluk, direnç egzersizleri gibi egzersizlerse öncesinde ufak bir protein ya da karbonhidrat almanız gerekebilir. Proteini sonraya saklarsanız daha iyi olur. Çünkü kaslardaki proteinler, lifler yıkılacağı için, bunlar tekrar tamir olması için proteinlere ihtiyacımız var. Ama karbonhidratsız bir ağır egzersiz de düşünülemez. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Meyve suyu, meyvenin suyu değildir. Meyve suları ciddi anlamda ağır metal içeriyor. Stres çağımızın vebası. Bir şey alışkanlık kazanmak istiyorsanız 21 gün kuralı yeterli. Ama bir şeyi yaşam tarzı haline getirmek istiyorsanız 90 gün. Evet, şeker aslında bir karbonhidrat. 6 karbonlu bir yapısı var. Vücudumuzdan 3 ana besin maddesi bulunur.